Ya hocam dedi, bunlar şehir masalı, inanıyor musun sen dedi ya. Evet. Hakim, savcı, ne alaka, bizde öyle bir şey yok dedi. Polis içerisinde bizim ne yapılanmamız var, ne hakimlerin içinde adamımız var. Böyle bir şey yok. Ya ne bileyim, hakikaten inandım da bir anlattılar. Vay çakallar, baktım sonra 99'daki operasyonda, 80'de hepsini bunlar yapmışlar. Hepsi bunların organizasyonu. Hayrettir yani. Bak akitçiler de bunlar, çok büyük bir yapılanma akit. Aslında bak FETÖ gibi demiyorum ama yani çap açısından FETÖ tarzı bir yapılanmadır akit. Akit yapılanması. Yani dev, büyük, geniş bir yapılanma akit. Ve İngiltere ile bağlantı açısından da çok risklidir. Ve homoseksüel yapılanması da akit bünyesinde bazı yerlerde güçlü gibi görünüyor. Yani akit kafasında olan bazı kişilerin, akit mantığında olan bazı kişilerin homoseksüel bir yapı içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama çaplı ve derin bir yapı içerisinde olduğunu görüyoruz bazı kişilerin. Ve mesela zübbelik ve çakallık yönleri bazılarının tam uyuyor FETÖ'ye. Çok çok uyuyor bazılarında. Yani şiddetlik, çirkeflik, azgınlık yönleri çok benziyor. İngiltere ile bağlantı konusunda da FETÖ'ye bir kısım akitçiler benziyorlar. Ama bunlar tabii belki 3-5 kişi, belki birkaç kişi. Bunlar benim bildiğim şeyler. Tamam için söylemiyorum. Mesela FETÖ'nün en önemli özelliği sırttan vurmasıydı. Tayyip Hoca'ya bütün gücünü destekliyor gibi görünmüştü. Bir de baktık ki Tayyip Hoca'nın bir numaralı kinli düşmanıdır. Şimdi Akit de Tayyip Hoca'yı destekliyor gibi görünüyor ama bakıyoruz ki acayip öfkeliler birçoğu. Ve acayip karşılar Tayyip Hoca'ya karşı. Mesela Akit'i Fatih Altaylı gibi bir adam savunabiliyor. Evet. Ya çok acayip bir şey ya. Hem Akit'in hem fikirlerini savunuyor. Hem de politikasını savunuyor. Fatih Altaylı. Mesela İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, tarihi eser diye bize operasyon yapmaya kalkmıştı. FETÖ'den tutuklandı. Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar Şubesi Müdürü, bu tutuklandı. Fikret Saçan, gıyabi tutuklu. Bu da aynı şekilde bize dava açmıştı. Nazmi Ardıç, İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü, bu da bizden uğraşıyordu. Bu da tutuklandı. Ahmet Davulcu, polisliklerin ihraç edildi ve gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısıydı. Bu da aleyhimize faaliyet yapıyordu. Mesela Mustafa Kılıç Arslan tutuklandı. İstanbul Organize Suçlar Şube Polisi Üsküdar'da bazı şeylerde üzerimize böyle gelmiş, bizden uğraşmıştı. Say say bitmez, çok fazla Evet. kişi. Şimdi kısa bir ara verelim. Yayınımıza Sabah kısa bir devam ara verelim. edeceğiz. İnşallah. Evet.